Sen de bana güleceksin muhtemelen. Zihninde ama tabii. Çünkü ben seni Süpermen olarak algılamadığım için benim için senin düşmüş olman normal. Evet. Sadece incinmiş olmanı düşünürüm. Ama sen kendi içinde onu yaşamazsın. Ben orada müthiş bir utanç yaşayıp bütün o fantazilerim çatır çatır kırılmasını hissedebilirim belki. Yabancılar varsa orada durum daha değişik. Yabancıların olduğu yerde o üst sınırların bulanık olma meselesi devreye giriyor tekrar. Ve bilmediğim bir insanın nelere sahip olacağını da tahmin edemediğinden dolayı herkes her şeye sahipmiş gibi yapıyor öyle Evet. Durumlarda. Ya sahip olmaya çalışıyoruz ya da sahipmiş gibi yapıyoruz. Miş gibi yapıyoruz. Evet. Miş gibi yapmak modern insanın çok sık rastlanılan davranışlarından bir tanesi de bu. Gene dönemin talepleriyle alakalı. O kadar çok talepler var ki, o kadar çok işte sağlam ayakta dur, yıkılma, her şeye gücün yetsin, işte hem aileni geçindir, hem zengin ol, hem aklını kullan deniliyor. Araçsal akıl diye bir şey var. Aklını kullan, zengin ol. Geçen gün bir belgesel seyrettim. Einstein'ı anlatıyor. Hayatını anlattı. İşte kuantum teorisini anlattı. Dünyayı nasıl değiştirdiğini anlattı. Sonunda bir tane böyle popüler bir fizikçi var. Böyle uzun beyaz saçlı. Sevmiyorum ben adamı. Adam çıktı şey dedi. Ben dedi bu dönemi çok seviyorum dedi. Bu, bakın Einstein'e dedi. Japon tipli böyle bir adam. Bu dönemde dedi aklını kullan dedi. Zekanı kullan dedi. Hem dedi zengin ol dedi. Bak Einstein'e de zengin ol. Hem popüler ol dedi. Hem seni herkes tanısın. Hem de dünyayı temelinden sars. Ben dedim vay be ne güzel. Ne kolaymış. Ama Einstein'i Einstein yapan koşullardan bahsetmiyor. Bu adam bir, iki, bir, çok güzel bir şeye işaret ediyor aslında. Hepimizin zengin ve meşhur olma bilinç dışı arzusuna da aslında o adam nasıl diyeyim dil Dil oluyor. oldu belki. Değil mi? Onun ifadesini söylüyor. Bu da şey taleplerden bir tanesi. Akıllı ol, aklını kullan, zengin ol, ne istersen yapabiliyorsun. Koşullar. Ama bizden dönem ne bekler? Akılcı ol. Başarısız olduğunda koşullarına dolayı yani işte demirci örneği artık girdi işin içine. Demircinin oğlu olarak doğup işte maddi olarak çok sıkışık vaziyetteysen ailenin içerisinde hengame varsa, kavga, maddi durumlardan dolayı kavga, dövüş varsa evinin içerisinde. Yani üzgünüm ama sen muhtemelen atomu parçalayamayacaksın yani büyüdüğünde. Ya olabilir ama çok yıpratıcı bir süreç olacak bu senin için. Kesinlikle. En masumane ihtimalle. Dolayısıyla koşullar hakikaten insanların nasıl davranacağını, ne hissedeceğini, ne düşüneceğini, neye inanacağını belirliyor. Ama ondan sonra koşullardan bağımsız gibi, bağımsızmış gibi davranmaya süper güçlü süpermenler, miş gibi. Bireyler, süper bireylermiş gibi yapmaya çalışıyor. Beni hiç etkilemez. Ergenlere baktığımızda mesela bütün koşullardan bağımsız olağanüstü bir varlık olarak çıkar ortaya. Doğru. Ondan sonra o dönemi biliyorsun tabii özelliği itibariyle o patlaması var. O şeylerin özellikle seyirciler vasıtasıyla oluşturulan o imajın oldukça önemli olma meselesi var orada. Evet. Yavaş yavaş süremizin sonuna geldik. Çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Keyifli oldu. Daha da olsa belli ki daha konuşacak bu dönemle ilgili, dönemin bizden beklentileriyle ilgili ve neler yaşadıklarımız ve farkında olmadığımız ve miş gibi yaşadığımız şeylerle ilgili daha konuşacak belli ki çok şeyimiz var ama süremizi tamamladık. Çok teşekkür ederim ben size. Vaktinizi ayırdınız, programımıza katıldınız. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Evet. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Haftaya yeni bir konu ve konukla buluşuncaya kadar sağlıkla, mutlulukla kalın.